بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Psikoloji, doğru yerde, doğru insanlarla doğru şeyi yapmak. Şimdi ona ait yapabilmek için malzeme vermek lazım. Çünkü şuna inanın, hem de doktorumuzun sahası, kafa, akıl cihazdır. Cihaz ise doğru malzeme ile çalışır. Ne verirsen ona, ne verirsen elinle, o gelir seninle demiş ya. Şimdi dima, kafa cihazdır, cihaz. Abi beni farklı şeyler gösteriyor. Farklı, yani yapmadığın şeyleri, vermediği malzeme yetmez ki. Dima, değirmen gibi. Ona ait yerler okuyacağım. Bir de bir böyle misallendireceğim size, böyle bir yürüyen bir insan böyle araba sürerken Manisa'dan Ödemiş'e geçiyorsunuz, kabul edeceğiz. Dağa tırmanıyorsunuz ya. O dağa geçerken, onu kapatın. Dağa geçerken Ödemiş'ten Manisa arası, orada rastlayacağınızı psikolojik olarak kullanacağım. Doğrunun doğrulanması için, doğrunun nerede olduğu bilinmelidir. Mesela üniversitenin bir verdiği şudur: doğruyu nerede bulabilirsiniz? Einstein'a demişler ki 60 mil kaç kilometre yapar? Şuradan ansiklopediyi verin demiş. Sen dünyanın dahisisin ya. Demiş ki hemen ulaşılabilen bir bilgiye, bilgiyi kafama alıp kafamı çöplük yapmam demiş. Tamam. O zaman yani en güzel şey ilimlerden bir tanesi ezberlemek değildir. Aradığını nereden bulacağını bilmektir. İlginçtir bu. Yoksa ezberlemenin bir belası da vardır. Eyleme dönüşmeyen her bir bilginin kitap yüklü merkebe benzettiğini Kur'an ben söylüyor. Yani içeride durmuyor ki o. İçeriye alınan ve kulakla, burunla, dille, elle içeriye giren her şey canlının. Ezberledin ama uygulamıyorsun. O sen uygulamıyorum diye orada durmuyor. Babanın hayrına durmuyor. O aktif. Yani kamerayı kapattınız. Televizyonu kapattınız. Telefonu kapattınız, cep telefonunu. Seyrettiklerini kapanmadı ki. O çalışıyor. O çalışıyor. Çünkü kim, bak, doğrunun doğrulanması için, doğrunun nerede olduğu bilinmeli. Çünkü kim demiş, kime demiş, ne için demiş, ne makamda demiş, suallerine cevaplar, kelamı kuvvetlendirir. Yoksa birisi bir şey demiş. Demiş de, yani kime demiş, niçin demiş, ne adına söylemiş. Yani mütekellim, konuşan kim? Tamam. Buna uygulamalı bir misal vereyim. Adam kaderi inkar ediyor. Bu. Hadisi inkar ediyor. Hadis ve kaderi inkar ediyor. Kim bu adam? Yani ne dediği önemli değil. Bunun değerlenmesi için 4 tane kategori koymuş ustad sözlerde. Kim? Ne demiş? Bak. Mütekellim, muhatap, makam ve maksat. O zaman derim. Ne inkar ediyor? Kaderi. Kim bu? Dur bir dakika, buna cevap arama. Bu adam kim? Buna niçin ihtiyaç duydu? Toplumun böyle bir ihtiyacı var mı? Tamam. Cevap ararsan yemlenirsin. Sorularla senelerce uğraşırsın. Meşgul olacağın kişilere de el atamazsın. Sorularla seni meşgul eder ve boğarlar. Ona cevap, ona cevap. Çünkü soru bitmez ki. Bu sefer ulaşman gerekene ulaşamazsın. Çökertmenin yolu şudur. Ustad diyor ki, demiş kim? Birisi bir şey demiş. O hiç önemli değil. Mütekellim, muhatap mı? Yapıyorum bak şimdi. Kaderi ve hadisi inkar ediyor. Bunun cevabını arama. O kaynak göstersen bile onu da inkar edecek. Cevabını arama. Kim bu?
Heh, bu kim? Bakalım, kaderi inkar eden mücessime fırkası mıdır? Vehhabi midir? Mutezile midir? Şia mıdır? Şialar kaderi inkar eder. Ha, Şiadır. Peki, hadisi rastgelen için inkar ediyor. Çünkü Şialarda, Şia inancında İmam Ali ilahtır. Ali Beyt'i çok pompalanmasının sebebi, ilah olduğu için Ali Beyt de ilah hanedanıdır. Oysa İhlas'ta lem yelid ve lem yule, doğmamış, doğrulmamıştır. İmam Ali hanedanının naklettiği hadisler doğrudur. Onun dışındakiler hepsi kaziptir, yalandır. Dolayısıyla Kütüb-i Sitte'deki bazı hadislerin doğru olması İmam Ali'nin de nakletmiş olduğu zaman o doğrudur. Onun dışındaki hepsi yanlıştır. Bak ne kadar kolay oldu. Şimdi hadislerin cevabını aramıyorsun. Gördün mü yani? Yani buradaki şeyi uygulamaya dön dedim. Yani kim işi demiş? Buna bakma. Niçin? Bu kimin adına demiş? Niçin demiş? Toplumun böyle bir ihtiyacı mı var? Yani kader inkar et. Dikkat eden insanların can alıcı noktalarına hücum ediliyor. Bir, itikada dokunuluyor. İki, onun açılımı olan hadislere. Dört, onu güzel ispat eden, insanlara gözlük veren Risale-i Nur'a hücum ediliyor. Adam diyor ki, Risale'nin 25. sözün başında şu var. Kur'an, iki nokta üst üste. İsmi azamdan, her ismin mertebi azamından diye Kur'an'ın nereden geldiğini anlatıyor. Kur'an tarifi. Kur'an nedir? İsmi azamdan, her ismi mertebi azamından diye söylüyor. Adam ne yapmış biliyor musun? Kur'an ve Risale-i Nur, ismi azamdan, her ismi mertebi azam. Bu yalana bak, yani iftiraya bak. Burada Risale-i Nur yok yani. Tabii yani. Yani şu sayfayı, yani kelamı ben uygulamak için yaptım. Hem de bir yerleri tamir etsin. Şimdi sen cevap aramaya kalkarsan yemlenirsin, yemlenir. Bak, Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? Diyor ki, Kur'an şu kitab-ı kebir-i kainatın bir tecrübe-i ezeliyesi ve ayat-ı tekbini okuyan mütenevi dillerin tercüman ebedisi diye devam ediyor. Bak ne yapmış biliyor musun? Kur'an ve Risale-i Nur şu kitab-ı kebir-i kainatın bir tecrübe-i ezeliyesi diye bak diyor, ayettir diyor. Risale-i Nur yok. Adam kitabında Kur'an ve Risale-i Nur nedir diye buna eklemiş Risale-i Nur. Burada böyle bir şey yok. Peki niçin yalan demiş? Çünkü Şia inancında yalan söylemek itikattandır. Şey inançtır. Takkiye yapmak iman esasındandır. Yani olduğun gibi gözükmemek. Şimdi ne oldu? Bak bu adam bunları demiş. Niye demiş? Bunun için. Tak cevap aramak gerekiyor. Şia. Peki. Bedeli nedir? Bedelini söyleyersem çok acayipinize gider. İyi yaslanın. Bedeli şudur. Çok ağır. Bazı evlerde kadınlar onların dersine gidiyor. Yani Kur'an halkası, Kur'an Müslümanları diye. Bedelini bak size söyleyeyim. Sonra çıkar oyunu. Neyin diyorlardı ona? Karaman'ın koyunu. Karaman'ın koyunu. Sonra çıkar oyunu. Şimdi erkek gidiyorsa onların sohbetine Kur'an Müslümanları diye. Ulan ben bu iş izi takip ettim. Ulan dedim Şia niçin cazip ya? Niçin hoppala atlıyorlar yani? Bayağı da cazip. İki şey buldum. Şia kitapları benim önümde. Hepsini çalıştım. Bilerek kuşuyor. Meğer Şia inancında mutanika inançtandır. Mutanika demek bir haftalığına, bir aylığına, bir seneliğine eş kiralamak. Araba kiralar gibi. Ondan olacak çocuk da senin eşinden olan çocuktan daha faziletliymiş. Bu işin vahamiyeti, kadın da bu yetkiye sahip. Senin karın eğer onların dersine gidiyorsa sana söylüyorum. Muta nikahlı olmadığını nereden biliyorsun? Sen o çocuk, yeni doğan çocuk oralara gittikten sonra oluyorsa senden olduğunu nereden biliyorsun? Abi yemin billah diyor. Yemin etmek inançtır. Takiye yapmak iman esasındandır. Yalan söylemek zaten inançtır. Allah onların Allah'sına müsaade etmişse senden mi korkacak? Onun için kim demiş önemli değil. Kim için demiş? Kim niçin diyor? Bunu niçin diyor? Hangi makam ve maksatta? Çünkü Risale-i Nur'a niye hücum ediyor? Orada olmadığı halde. Niçin? Çünkü Kur'an'a hücum ediyor. Hadise hücum ediyor. Risale-i Nur netice değil.
Risale'ni biz okuyoruz, gözlüğü taktığım gibi. Gözü niye takıyorum? Daha iyi göreyim diye. Risale-i Nur gözlük gibidir. Kur'an'ı görelim diye. Peygamberi görelim diye. Abi yani sen ikide bir gözlüğü kafandan çıkarmıyorsun ya. Sen gözü mü beğenmiyorsun? Göze daha emniyet vermek için. Görmüyorum ey Murat, ben görmüyorum, okuyamıyorum. Daha ne kısa oldu? Ha söyle. Aa gözümle baktım. Gözü daha kıymetlendirmek, manalandırmak için gözlük takıyoruz. Biz Risale-i Nur okuyoruz gözlük taktığımız gibi. Kur'an'ı ve Allah'ı ve peygamberimizi tanımak için gözlük takıyoruz. Yoksa orada ne diyor değil. Risale'ye bakarken Kur'an ne diyor diye bakıyoruz. Devam ediyorum. Bir de gülünç bir şey söyleyeyim size. Hazreti Ali'ye vahiy getireceği zaman Cebrail aleyhisselam şaşırmış. Cebrail aleyhisselam Hazreti Ali'ye getirmesi gerekirken Hazreti Peygamber'e getirmiş. Vahiy kaç yaşında geldi peygambere? Hasan böyle soracağını herhalde düşünmemiş. İbn-i Sebe, Yahudi alemi kurmuş Şii. Hazreti Ali kaç yaşındaydı biliyor musunuz vahiy geldiği zaman? 10. Hazreti Ali. 10. Hazreti Peygamber? 40. Şimdi sen kime sorarsan sor. 10 yaşındaki çocukla 40 yaşındaki olgun adam ayırt edemez misin? Vahiy katibi 10 yaşındaki çocukla 40'ı ayırt edemedi. Nasıl emindir? Hadi ayırt edemedi. Kıtı 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 geri gitti. Gene ayet getirecek. Allah ya Cebrail kime götürdü? Karıştırdım. Ama yani karıştırdım. İyi madem öyle yaptın şöyle diyor. Madem öyle yaptın tamam öyle olsun. Böylelikle Allah yalan söyledi diyor. Ve yalan söylemek inançtır. Peki Hazreti Ali niye sustu? Takiye yaptı diyor. Takiye yapmadan imandandır. Nereye gittiğini görüyor musunuz ya? Allah bullak yani. Tamam mı? Peki, şimdi gene dönüştürelim şeye. Eğer anneniz şunu bunu gidiyorsa, ona göre. Eğer yok, kadınlara diyorum, kocanız, kardeşiniz gidiyorsa şansınız yok. Mutanikel çok cazip bu iş. İkinci cazip, ayeti kendinize göre tefsir edebiliyorsunuz, onun için cazip. Çünkü Kur'an zaten yanlış. Şialara göre. Aslı ayet 17 bin ayettir. Bu 6666 tane bu bozulmuş. Abi şimdi insanlar görevden kaçmak istiyor ya bu asırda. He ondan. Bu da ona kaçış. Tabi zina ya. Din kılıfı yapmak. Zina yapmak istiyor. Günahları meşrulaştırmak. Meşrulaştırmak. Onun için cazip. Peki ama günahı meşrulaştırdı. Fakat karın da kadın karın içinde meşrudur. Ne yapacaksın? Eğer karın 3 seneden beri gidiyorsa senin 2 yaşında çocuğun varsa oraya bir DNA testi yaptıracaksın. Biraz ağır. Şaka demiyorum ha. Ha? Ağır oluyor abi ya. Biraz ağır ama maalesef gerçek bu. Mutanika inançtandır. Bir de hocam bu Manisa'da... Tamam onu bitirme. İradenin dışında kaçırdığın namaz... Çünkü zaten şey, beni kesecekler zaten. Ama bu olay ha, bu şey, mutanika kendisi. Ben dile getiriyorum. Ya adamı inanıyor. Adama inandığını söylüyorum ben suçlu muyum? Adam buna inanıyor. Ve yapıyor. Ben niye dedin? Ya ben dediğim için keşke ben yanlış olsam. Adam yapıyor bunu. Ona göre karına, kızına, evladı yanına sahip ol. Kur'an Müslümanların namı altında ne saptırılıyorlar görürsün. İradenin dışında kaçırdığın namaza ne kadar üzülüyorsan ruhun namaza o nispetle doymuş, ünsiyet etmiş demektir. Sabah namazını kalktın. Ya Allah Allah. Ya tehke. Namaz gitti. Hiçbir üzüntü yok. Yemek iştahıyla gitmedi. Demek ki ruhun namaza doymamış. Ne kadar üzülüyorsan ruhun namaza o kadar doymuş demektir. Çünkü niye biliyor musunuz? Şu cümleyi okuyayım size. Yeri gelmişken. Varlığını hissettiğin şey kadar yokluğunu hissedersin. Allah'ı ne kadar seviyorsan o kadar kaybetmekten korkarsın. Ne kadar Allah'ı tanırsan o kadar seversin. Sevdiğin kadar da Allah'a itaat edersin. Bir daha yavaş söyleyeyim. Varlığını hissettiğin şey kadar onun yokluğunu hissedersin. Yani bir şeyi ne kadar var hissedersen yok o kadar sana zarar verir. Yani iman senin için ne kadar değerliyse küfür o kadar
mühimdir. İman senin için neyse küfür o nispettedir. Zıttı. Yani Allah'ı ne kadar seviyorsan o kadar kaybetmekten korkarsın. Allah'ı ne kadar tanırsan o kadar da seversin. Sevdiğin kadar da itaat edersin. İn kuntum tu'minullah fettebi'unu yuhibbukumullah. Var ya 11. lafada oradan çıkarttım. Şimdi Manisa'dan Ödemiş'e geçiyoruz dağdan. Tamam mı bak şimdi? Hayatından daha yüksek ve değerli gayesi ve hedefin olmalı ki hayat dolu dolu ve heyecanlı yaşamaya değsin. Hayatında daha değerli neyiniz var? Var mı şey hayatınızdan? Çünkü her şeyi değerlendiren hayattır. Değil mi? Anlamlandıran hayattır. Hayatınızdan daha değerli hayatınıza gaye yaparsanız hayat yaşamaya değer. Hayatımızdan daha değerli hayatımıza gaye olmalı. Hayatımızdan daha basit böyle uçak iner gibi hayatımızdan daha değerli şeyleri hayata gaye yaparsak hayat çekilmez. Hayat anlamsız olur. Hayat anlamsız olursa intihar seçenek olur. Bu misalleri, bu örnekleri, bu tekerleme cümleleri doktorda bulamazsınız. Doktorla bizim aramızdaki fark şudur. Doktor bozuk olanları tamir eder. Biz ise onu bozanları tamir etmeye çalışıyoruz. Bunu kim bozdu? Cin ve şeytana, tabii bu gafil doktordan bahsediyorum. Allah'ın Kur'an'ı bilmeyen. Şeytan ve cine inanmayan bir Müslüman, bir doktor. Yalnız organı tamir eder, yine bozar bu. Bununla erişmediği için. Onun için 17 sene, 7 sene hala ilaç içecektir. Ama bu terapiyle bozulanı, onu devam et diyoruz. O ilacını devam et. Ama orayı bozanı boz. Yani devre dışı yaparsan o tamam, ilaç tamir etti mi tamam olacak. Çünkü sen burayı kaldırmadıkça o bozmaya devam edecek. İlaç da devam edecektir. Yani şeytan ve cinin bozduğu, erva habisenin bozduğu yerleri tamir ediyorsun ama şeytan cin devam ettikçe sen ilaç vermeye devam edeceksin. O zaman din eksenli çözüme göndermiyor doktor, gafil doktor. Çünkü din çözümün kaynağı olursa kutsiyet kesbeder diye dini söylemiyor. Dinden de yardım al demiyor. Oysa din hayatın hayatıdır. Çünkü Üstad Bağlı 66'da diyor ki meyus ve ümitsiz bir hastaya bazen nafi bir teselli bin haysiyetli nafi faydalı ilaçtan daha tesirlidir. Bazen böyle bir şey söylersin adam kuyudan çıkar. Bazen de bir doktor dese ki kabul, ya bitti kardeşim, ben bununla ne uğraşıyorsun? Bitti adam ya, ölmeden öldüm. Şimdi, eğer hayatından daha değerli ve kıymetli gayesini ve hedefini kaybederse hayat, manasını yitirir, manasını hayat kaybeder, o zaman intihar seçenek olur. Misal veriyorum şimdi, şeyden geçiyoruz. Bozmak. Evet. Bozmak. Yol ne demek? Yol hamd, ezelden ebede kadar demektir. Yol. Manisa'dan Ödemiş Dağı'na açar o yol, hamd demektir, ezelden ebede kadar. Yoldaki araba şükürdür. Mazi ve hali içerir. Araba. Yolda yapman gerekenler farzlar. Yolda yapmaman gerekenler ise haramlar. Yoldaki ihtiyaç yerleri ve petrol istasyonları ise ibadetler. Tırmanılması gereken dağ hayat. Yoldaki tarifeleri ve mühim yerleri gösteren levalar kitaplara. Yoldaki lambalar peygamberlere. Yolda yardımcı polislere ise imamlara. Virajlar ise dertlere ve sıkıntılara. Virajı alamamak ise uçuruma gitmek olan intihara. Giderken etrafı seyretmek tefekküre. Arabanın direksiyonu akla, direksiyonu tutan ve yönlen ilime, eylem ve hareketlerin kendisi kudrete, ilmin içindekilerden birini tercih etmek, yani o kadar yollar içinde ayrılıklar falan var, iradeye. Etrafı ve yolu, yola bakmak basara, ikaz edicileri ve teyp ve arabalardaki dinlemek semiye. Arabada konuşmak veya Kur'an ezber okumak kelama,
Bunları sen yapıyorsun hayata. Yoldan saptın gaflet ve dalalete. Çıktığın yoldan vazgeçip eski yoluna dönmek tövbeye. Yani navigasyon diyor ya, yoldan çıktın tekrar hesap ediyor. Atmosferik ve umulmadık hadiseler hayatı standartlıktan çıkaran hadisat-ı alemler, bela ve musibetlere. Yol bitti. Şimdi başka bir şey söylüyorum. Biz de okudum. Şimdi bir zındık geldi. Zındık olarak kabul etmiyor. Peygamberi inkar ediyor. Peygamberimiz hakkında bir şeyler söyledi. Ona dedim ki, onu yazdım bak. Ona dedim ki, sen nasıl peygamber isterdin? Maddeler halinde yazar mısın? Sen ne istedin? Nasıl bir insan olması lazım adetullah kanunları içinde? O peygamberimizde yoktur. Dedim. Nasıl bir insan? Ama bu adetli. Öyle bir peygamber söyleyeceksin ki melek olmayacak. Çünkü melek tuvalete gitmez, bana tuvaleti kim öğretecek? Melek yemek yemez, bana yemek adabını kim öğretecek? Benim gibi olacak, benim gibi kurallara tabi olacak. Ama bak melek olmayacak. Çünkü bana rehber olamaz. Benim gibi acıkmıyor, üşümüyor, evlenmiyor. Benden olacak, benim gibi bir insan olacak. Çünkü bana rehber olması için böyle bir insan... Yani bu kurallar içerisinde beni insanlığın dışına çıkarmayacaksın. Bir peygamberi nasıl isterdin? Onları bana maddelere halinde yaz, getirir misin yarın? Kafayı diye aynen anlatıyorum size. Tabi böyle bakarsak, tabi insanlığın beklediği şeyler hep var ya. Yalan konuşmamak mesela. Yani söyle, yani vallahi ben böyle bir sıfatla olmasını isterdim ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da yoktur. Hatırımıza gelen var mı? Adetullah kanunu. Dese ki uçmuyor her şeyin. Ben nasıl uçacağım bu sene? Sünnet olacak uçmak. Tuvalete gitmesin bir peygamber istiyorum. Benim tuvaletimi kim anlatacak? Hani benle beraber düşüneceksin peygamber. Ha, nasıl bir peygamber istiyordun? Maddeler halinde yaz. O istediklerin onda olmasın. Murat. Çok ilginç oldu. Başka? Ölüm kansere bağlı değil arkadaşlar. Öldüren Allah'tır, kanser değil. Peki kanser nedir? Kanser ölüme bağlı. Kanser ölüme bağlı. Baksana kanser hastaları hayata tutunmuş, kemoterapiler vesaire yapıyorlar. Fakat düşüncesini, kalbini kontrol edemeyenler kanser olmadan önce intiharı seçiyorlar. Ama düşüncesini kaybetmeyenler kanser olsa bile kemoterapiye gidiyorlar. Hayata gene tutunuyorlar. Ama kanser değil, düşüncesi kanser, hemen intihara gidiyor. Demek kanser olduğu için ölmüyor, öleceği için kanser şartı adi yapmış Allah. Yani sebepler tükendiği için ölmüyor, öleceği için sebepler tükenmiş. Sebepler tükendiği için ölmüyor, öleceği için sebepler tükenmiş. Kanserle götürmenin sebebi, hepinize soruyorum. Askerlik yaptık hepimiz, gençten artık. Mutlaka bir vazifeyle ayrıldık. Tankçıdır, operatördür, tabii değil mi? Buna tezkere denilir. Tezkere. Ben kademeciydim. Tezkeremde tamir ustası der. Herkesin, sen de doktor olarak çıktın. Bilmem ne diyeyim, sen ne çıktın? Sen ne? Ben avcı eriyim. Avcı eriyim. Bir herkes. Bunun adı tezkeredir. Ha, ölüm... İleri geri gitmez. Teriz tezkeresinde avcıdır. Ama hepimiz aynı miktar yaptık. 1,5 sene. Ha, demek ki teriz sebebidin. Yoksa sebepler tükendiği için ölmüyor, öleceği için sebepler tükeniyor. Tüh! 2 dakika önce ambulans gelseydi kurtulurdu değil. Kurtulmayacağı için ambulans 2 dakika geç geldi. Kanser öldürmez kardeşim. Yuhyi ve yumit. Hani öldüren Allah idi? Ecel gelmiş cihane, baş ağrısı, bahane. Bahane. Bir sebep olacak tabii. O kadar. Bir sebep durduğu yerde gitmiyor. Kim kalp krizine gidiyor, kim hastalık oluyor, şuradan burada. Endişeden endişe etme. Bak, korkudan korkma. Korkulardan korkma. Allah Celle Celaluhu benden korkun diyor. Endişeden endişe etme.
Korkudan korkma. Çünkü Allah diyor ki benden kork. Kanserden korkun demiyor. Adamın vücudu sihat. Vücudu sihat, ruh kanser, namaz yok. İtikadı bozuk. Ruh kanser, bunun Arapçada seretan. Ama adamın ruhu sağlam, cesedi kanser. Olsa ne olur? Bu ceset libas bile değil. Ceset için hanesi ve yuvasıdır diyor. Ev. Ev sana benziyor mu? Evdesindir diye. Kıymetli midir? Çekip gidersin ya, ben de çıkıp gideceğim canım. Ey Peygamber Efendimiz, en güzel misal. Evet. Mehter takımın çıkardığı gürültüden niye rahatsız olmadım diye düğünde sordum kendime. Mehter takımı çıkarttılar. Ceddim belen var ya böyle. Bana rahatsız olmadım. Acayip. Kendime psikoloji şeyler çıkartıyorum ya. Farklı sesle aynı şeyi söyledikleri için tam tersine rahatlatan olmuş. Niçin? Çünkü inancınla beraber giden şey rahatlatır. Bir de hepsi farklı ses çıkartsaydı, sevdiğim bir mehter marşı olsa, davulcu, şeysi, bilmem nesi, şusu busu, farklı farklı notalar yapsa gene insanı rahatsız eder. Allah Celle, yani hayat da böyledir. İtikat ettiğimiz şeylerin farklı yerden ses bile gelse aynı notayı vurması lazım. Yani mesela evden de mesela farklı ses geliyor. Bak gelecek gideceksin, bende de. Ama hayat çizgisinde aynı hedefe odaklanmış. Hayatımızı hedefe koymak için söyle. Allah Celle Celaluhu ile bizim aramızda şeytan denen berzah var. Şeytan aradan kalkarsa mıknatısa yapışan demir gibi esme yapışırdık. Şimdi biz esmadan geldik. Biz buradayız. Mahluk. Çıkar kendini aradan, ya zahir olsun yaradan. Şimdi bizi burada tutan nedir? Şeytan denen bir sistemdir. Şeytanı kaldırırsak demir yapışır. Bak şuraya çok kuvvetli bir mıknatıs olsa, buraya demir koysak, demir çeker. Şimdi bunu buraya koy. Çekmez. Şeytan budur. Bizi varlıkta tutandır. Yoksa esmaya, aslımıza yapışacaktır. Çünkü esma o kadar çekicidir. Yani şeytan buradadır. Arkada şeytan yoktur. Şöyle misal vereyim. Melekler nurdandır. Nur esmasındandır. Şeytan ise mudil esmasındandır. Esma itibariyle aynıdır. Ama burada birisi melek, birisi şeytan. Burada zıt, arkada yoktur. Arkaya geçtin mi orası ovadır. Buradan dağdır şurası. Ovaya çıktı, dağa çıktıktan sonra oval göreceksin. Unu ekmek yapmak için suyla unu hamur yaparız. Sonra fırına ekmek pişer, fırında. Aynen bunun gibi. Bak, unu ekmek yapmak için suyla unu hamur yaparız. Sonra da o hamuru fırına koyarız, pişiririz. Aynen bunun gibi gözyaşı suyuyla farklı farklı hadiseleri, hastalık ve sıkıntıları hamur yaparız. Sineye çekmek olan fırına koyarız. Ateş manasına gelen sabırla pişiririz, kamil bir ekmek oluruz. Bir daha. Unu ekmek yapmak için suyla onu hamur yaparız. Fırına verirseniz ekmek olmaz o. Hatta toz halinde olduğu için, hepsi tek tek olduğu için yanar. Hamur haline getirirseniz bir bütün olduğu için fırın onu yakamaz. Sonra fırında ekmek yaparız. Aynen bunun gibi göz yaşı suyuyla farklı farklı hadiseleri, hastalıkları, sıkıntıları hamur yaparız. Hadiseleri hamur yaparız göz yaşıyla. Sineye çekmek olan fırına koyarız. Ateş manasına gelen sabırla da pişiririz. Ondan sonra ekmeği yersin. Kamil adam, yandım piştim oldum. Niyeti bozuk olanın hizmeti de bozuk olur. Niyeti bozuk olanın, yani bozuk hizmet, ay bana denk geldi. Niyeti bozuk olanın bozuk adresi gider. Çünkü tesadüf yoktur. Men dakika dukka. Bilgisayardan, yani abi orada ne işi var, işte çok halis insanlar, işte şurada burada bulunuyorlar. Halis değildir kardeş. Niye? Diyor ki işareti cazda, bak çok ilginçtir. Ver mi abi? Ver abi, bak. Bu mu? Çok
garip bir şey dedim. Abi orada çok masum insanlar var F-25'te. F-25'te çok masum insanlar. Masum insan yok kardeş orada. Bu saatten sonra. Niçin? Bak. Mütenasip olan eşya, birbirine yakın olan, benzeyen eşya arasında meyil ve cezbe vardır. Yani birbirine temayül ederler, yektirlerine celbederler. Yani bir fıtratları, ruhları birbirine yakın olanlar birbirini çekerler. Aralarında ittihat olur. Fakat birbirine zıt olan eşyanın aralarında nefret vardır, çekememezlik olur. Yani fıtratları, lafzasını söylüyorum. Fıtratları birbirine yakın olanlar aynı yerdedirler. Fıtratları birbirine zıt olanlar orada olamazlar. Kim yapıyor bunu? Allah yapıyor. Niçin yapıyor? Şundan dolayı yapıyor. Yani neyle yapıyor? Fıtratları şurada ben bir şey okuyacağım. 243. Diyor ki, madem şu kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır. Burası çok önemli. Elbette insanları, bak, elbette insanları ve insanların amellerini görür. Bu çok önemli, bak. Madem böyle bir ilmi vardır Allah'ın. Elbette insanları ve insanların amellerini görür. İnsanlar nereye layık ve mustahak olduklarını bilir. Hikmet ve rahmetin muktezasına göre onlarla muamele eder ve edecek. Gördünüz mü? Eden Allah'tır. Niye oradadır? Oraya layık olduğu için. Ki herkes layık olduğu için oradadır. Birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. Birbirine zıt olanlar birbirine nefret vardır. Demirle muktadis birbirine yakındır. Peki. Niyeti bozuk olanın hizmeti de bozuk olur. Bilgisayardan yazılımın bize sunmuş olduğu imkanlardır. Bilgisayarda yazılım olmasa hiçbir işe yaramaz. Aynen öyle de insan denen bilgisayarın yazılımı olan ruhunu, işletim sistemi olan şefkat, muhabbet, şefk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar olmazsa et yığınından donmuş enerjiden farkı yoktur. Bir de okuyayım abi. Güzeldir bu şey. Bu çok güzel tespittir. Bilgisayardan yazılımın bize sunmuş olduğu imkanlardır. Bilgisayar yetmiyor. Windows, Linux gibi yazılım var. Tamam mı? Bilgisayarda yazılım olmasa hiçbir işe yaramaz. Aynen öyle de insan denen bilgisayarın yazılımı olan ruhunu, işletim sistemi olan, yani mesela bilgisayarı kurduk. Yazılım sistemini kurduk Windows. Ama videoyu seyretmek için video programları lazım. İşte şefkat, muhabbet, şefk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar. Şuunat-ı zatiyenin bizdeki karşılıkları olmazsa insan et yığına veya donmuş enerjiden farkı yoktur. Neye benziyor? Diyor ki, mevcudata bakıp da hayret etmesini, tefekkür etmesini bilmeyen, arkasında göz olmayan gözlüğe benzer diyor. Onun nazarında kedi gibidir. Kedinin nazarında muhabbet kuşuyla kokmuş et aynıdır. Dünya ve ahireti aynıdır. Kedinin nazarında kokmuş et ile o güzeli muhabbet kuşu aynıdır. Der mi ki kedi, vay be şu güzel bak, subhanallah. Buna kıyılır mı der mi? Aynı. İnsan da öyle. Ezan geçiyor, namaz vakti geçiyor. Aynı. Dünya işleriyle ezan aynı. İnsan uçak, kanatlar, kalp ve dima, pervaneler, hisler, motor, duygular, kalktığı yer dünya, menzili gideceği yer alemi berzah. İnsan uçak, kanatlar, kalp ve dima, pervaneler, hisler, motor, duygular, kalktığı yer dünya, menzili ineceği yer alemi berzah. Kabe'de aynı yeri ne dolanıp gidiyoruz diye soruyorlar. Kabe'de ne ya böyle veya namazlar Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir işte adeti farklı dört rekat. Aynı şeyi tekrar ediyorsunuz demişlerdi.
Ben ona dedim, uçağın pervaneleri etrafına dönüyorsun ya, tak 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 gibi zaydı. Uçağın pervaneleri de dolanıp, bak pervaneleri dolanıp gittiği gibi. Zayde pervane aynı yerde dönüp duruyor fakat uçağı ileriye götürüyor. Ruh ileriye götürmek içindir. Eyvallah. Ruh götürmek için. Başka örnek? Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Pervaneler var, elektrik imal eden. O da bizim sağlığımızla ilgili konu. Pervaneler, şimdi aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı, ne ya bu gerizekalı gibi, aptal gibi, beygir gibi dönüşüyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı ama Manisa'da ne kadar elektrik cihazı var? Hepsini çalıştırıyor. Aşağı yukarı zahirde ama ondan indüklenen, ortaya çıkan elektrik güçtür, ampuldür. Görmediğime inanmam diyene katildir, süpürge makinesidir, fırındır. Ama ne zahirde? Aşağı yukarı, aşağı yukarı ama oradan elde edilen elektrik şehri çalıştırıyor. Ha, ceset de aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı ruhtaki istidat ve kabiliyet cihazları çalışıyor. Elektrik üretiliyor. Birkaç tane dokum kesiyorum. Baktım vahşi kuşlar ötlek. Baktım ki vahşi kuşlar var ya yani evcil olmayan. Ötlek. Hemen gidince kaçıyor. Lan seni seveceğim işte. Yok laf dinlemiyor. İnsanların içinde alışan kumrular hatta serçeler aramızda dolaşıp durmaları gösteriyor ki bizim Zeytinburnu'da var. O kumrular var ya böyle renkli Osmanlı kumrusu. Avrupa'da onlara Almanya'da kanun var. Kumrulara şey vermek, yem vermek yasaktır, kanundur. Çünkü niye? O Osmanlı'nın kuşu olarak kabul ediyor. Osmanlı üretmiş onu. O kahverengi olan. O çoğalmasın Osmanlı hatırlatılıyor diye. Öldüremiyorlar ama gizli öldürüyorlarmış. Katliam yapmışlar. Şimdi o kadar da cana yakın ki diğer kumrular gibi değil yani. Bizim balkonda dershanedeki mutfak eşyalarımızın arasına yuva yapmış. Biz oradan soğan alıyoruz orada. Şimdi ne diyeceğim? Baktım vahşi kuşlar, ötlek. İnsanlar içinde alışan kumrular hatta serçeler aramızda dolaşıp durmaları gösteriyor ki korku hissi eğitilmeli, kontrol altına alınabilir olduğunu anladım. Korku kontrol edilebilir. Çünkü hayvanın korkusunu kontrol etti o. Çünkü eğitilecek her şeydir. Yani Allah bize ne verdiyse hepsi eğitilmeye muhtaçtır. Hepsi eğitilmeye muhtaçtır. Korku da eğitilir. Bizim ibadetimiz olmasaydı, yalvarmamız olmasaydı, secdemiz olmasaydı, Rabbimizi ne yapacaktı? Neye yararız biz? Neye yararız? Demeseydi, Allah dese ki ne yaparsanız yapın. İşte bela budur. Böyle ne yaparsanız yapın toplum ne olur? Herkesin her şey yapma hürriyeti olan yerde yaşamak ister misiniz? Herkesin her şey yapabilme hürriyeti olan yerde yaşamak ister misiniz? Ailenin çoluk çocuğunu düşün. Beklemeyi bilmiyoruz. Beklemeyi bilmek hem eğitimin hem de kültürün sonucudur. Biz beklemeyi bilmiyoruz. Yemeği sıcak yeriz. Arabada böyle hırçın hırçın hareket ederiz. Beklemeyi bilmiyoruz. Beklemeyi bilmek hem eğitimin hem de kültürün sonucudur. Başka? Hem nasıl ki uçakta hostesler korkmuyorlar. Hostesler uçaktan korkmuyor. Kadın. Ya alışmış artık. Erkek ise korkuyor. Ama cesaret namdarı bazı erkekler uçaktan korkuyor. Demek korkusu hissi ilimle eğitilmelidir. Onlar eğitilmiş olduğu için. Demek ki korku ilimle eğitilebilir. Ama bir de şu var hocam. Şimdi mesela ben de biliyorum hocam. Ben gemiden çok... Abim uzat, uzun olur. Daha kısa şey yapayımdır. Çünkü fazla uzatmayacağım ki. İhlas ve niyet Allah'a Celle Celaluhu'yu ünsiyet etmektir. İhlas ile niyet Allah'a ünsiyet etmeye vesiledir. Ünsiyeti hak olmaktır. Ünsiyeti hak. İhlas ünsiyeti haktır. Ne demek? Allah'ı hissetmektir. İstek ve arzularını Allah'ın Celle Celaluhu Hakk'ın istekleriyle sınırla. İstek ve arzularını Hakk'ın istekleriyle sınırla. Bazı arzu ve isteklerini
ertelemeyi ve ötelemeyi öğretiyor. Eğitilmesi lazım. Seyisler var. Atı eğitiyor. Isırmasına rağmen. Adamı ısırıyor. Gene hiçbir Rüştavi Murat bir tanesi seyis geliyordu. Zeytinburnu'nda at eğitmeni. Dedi ki adam böyle yaralı ama bir nurcuydu. Dedi ki daha yeni oluyordu. Sen ne iş yaparsın seyis dedim dedi hocam dedi. Nurcu. Ne demek at eğitmeni? Ne oldu dedi at ısırdı. Ne yapmış herhalde kesmiştin onu. Yoktu tam tersine. Daha iyi davranıyoruz. Ne kadar olursa. Lan ben oradan ders aldım. Ulan bu hayvanı bu kadar zarar verdiği halde eğitiliyorsa hayvan his demektir. Sana zarar veren hislerinde eğitebilirsin. Benden bir şey olmaz yapamıyorum deme büyük ihanettir kendine. Ben beceremem yapamam kendine yapabileceğine büyük ihanettir. Çünkü yapamayacağım bir şeyi Allah yap demez. Bir senin hayattan isteklerin var. Bir de hayatın senden istedikleri var. Bu ikisi ne kadar örtüşürse o kadar rahat edersin. Sema suret, yağmur sima. Bak, sema suret, yağmur simadır. Yani mesela herkeste sima farklı. Herkeste burun, göz, kulak aynı yerde. Niye herkeste farklı? Niye namaz kılan nurani? Hatta Alman, Fransız, Alevi, Sünni, namaz kılan, kılmayan. Niçin belli? Batının dışa vuruşudur. Yani sima maddede olup madde olmayandır. Batının dışa vuruşudur. Şu simaya göre herkesin ruhunu anlamıyor musun? Ehli anlıyor da işte namazlı mı değil mi? Çok belirgin. Alevi sünneme belli olur. Namaz var mı yok mu? Yani çok belirgin olduğu için söylüyorum. Yanlış anlaşılmaz. Çok belirgin. Ondan sonra 5 vakit kılıyor ama teheccüd kılıyor mu kılmıyor. O daha nurani acayip. Ne anlatmaya çalışıyorum? Bu dışarıdaki tezahür batının ifadesidir. Batın. O zaman burada tezahür eden burada gözüktüğü halde buralı değildir. Senin ruhun ve hayatın hissiyatın da buradadır ama buralı değildir. Şu anda güzel bir duygun buralı değildir. Şu anda hissettiğin ve birinci dersten hissettiğin ulvi dersler, ulvi halet dersin ortasında buralı değildir. Orayı burada yaşamaktır. Çünkü şu andaki haleti ne cinsiyete benzer, ne cinselliğe benzer, ne baklavaya benzer. Nereye benzer bu? Orayı burada yaşıyorsun. Dima tefekkürle çalışır, sükun bulur. Hayatta boşluk yoktur. Boş bırakma hayatını. Muayyenleşmemiş enerji boşluktur. En büyük enerji potansiyel boşluktur. Bu benim tespitim. Mesela su bir enerjidir. Benim tespitim bu muayyenleşmiştir, belirlidir artık. Bu enerji donmuş halidir. Bu hava boşluğu dediğim şey donmamış enerjidir ki bundan daha güçlüdür. Çünkü her şey olabilir ama bu her şey olamaz. İnşallah istikbale çıkacaktır. Haram yeme, kul hakkına dikkat et, ibadetlerinde gevşeklik ve tembellik gösterme, 3 şeyi bırakma. Münacat-ı Rahman, tilaveti Kur'an, sohbet-i ihvan. 4 tane yerim var kesiyorum. Küçük küçük şeylerin hesabını yapıp peşine düşme, yoksa büyük şeyleri inat yüzünden, haset ve kıskançlık yüzünden kaçırabilirsin. Küçük küçük büyük işlerde küçük küçük hesaplar yapılmaz. Küçük küçük hesaplar şeytan yaptırıyor. Son 3 cümle. Korku aklidir, öğreniliyor. Korku öğrenilendir. Annen babaannen öğretti. Öcü geliyor. Tövbe estağfurullah. Bir çocuğa yapılacak zulüm. Öcü geliyor. Aynı şey yapıyor. Çocuk da bundan sonra tuvalete gidemez oluyor. Her şeyden korkuyor. Bak, korku aklidir ve öğreniliyor. Haf vicdanidir. Haf vicdanidir, korku aklidir. Fıtridir. Hafullah'ta lezzet vardır, korkuda yoktur. Hafullah'ta lezzet vardır, korkuda lezzet yoktur. Elemdir. Allah diyor ki, benden hali korkmayın, benden haf edin. Çünkü mesela çocuk başkasından korkar, elem alır. Annesinden korkar, lezzet alır. Gene onun sinesine gider. Anneyi yaratan Allah da böyledir. En büyük doğruluk
yanlışı terk etmektir. Bilal Habeşi Bilal Habeşi diyorum radıyallahu anh, rahmet istedi demek ki. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh demiş. Güzel konuşmak için bir şey söylemiş. Ya Ebu Bekir, güzel konuşmak nedir? Şimdikiler ne der? Diksiyon ders almaktır. Değil mi? Mimikleri, el, kol, işte edebiyatta giriş, gelişme, başlıklar atmak. Yani insanlar nasıl aldatacaksın diye diksiyon dersini alırlar. Yalan dersini alıyorlar. İnsanlar nasıl aldatacaksın diye. Pazarlamacılar yanlışı nasıl satacaksın ders alıyorlar. Ve Ebu Bekir Sıdık demiş ki güzel konuşmak içerisinde yalan olmayandır. En tesirli konuşmak, en güzel diksiyon doğru insan olmaktır. Yalnız cemaatsiz kalmayın. Yalnızlık Allah'ın Celle Celaluhu özel kullarına aittir ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve ustadımız gibi şahıslara aittir. Yalnız İmam-ı Gazali demiş ki ve son İmam-ı Gazali Hazretleri demiş ki 10 sene mağarada kalmış. 10 sene mağarada kalan ne yapar? Hep artık orada kalacak. Çıktı 10 sene kalabilmiş. Yani 10 sene kalacak için değil. 10 sene sonra çıktı ve beyanat vermiş. 10 sene mağarada kalan Gazali'nin cümlesini Rüşen kaybetme bunu. İki cümle söylemiş. 10 senenin eseri, Hasan'ın eseri değil. Hayatını ifade etmiş 10 seneyi. Bir, 10 sene mağarada kalan zat demiş ki Gazali. Bir, yalnız kalıp vesveseye düçar olmayacağımı bilsem mağaradan çıkmazdım. Yalnız kalınca vesveseye düçar olursun. Şansın yok. İki, her şeyi akılla izah etmeye kalkmak Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar. Zira akıl bir alettir. Akıl üstü tecellileri akıl anlamaz. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha'tıma selavatı.